Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomda yine sizlerleyim. Bu videomda normalde daha önceki planıma göre bir ürün tanıtımı yapacaktım. Sizlerin de ürünü satabileceğiniz bir ürün plan yapacak, ürün tanıtımı yapacaktım. Ama gördüğüm kadarıyla gelen maillerden genelini kontrol ettiğim zaman e-ticarete yeni başlayan arkadaşlar var. E-ticarete yeni başlarken nasıl bir yol çizeriz, nasıl bir yoldan gideriz? Bununla ilgili soru soranlar var. İlk etapta dedim bu sorulara yanıt vereyim. Bir sonraki videomda da inşallah bir aksilik olmazsa ürünün tanıtımını yapacağım. Şimdi arkadaş vergi mükellefi değilim demiş. Şirketim yok. Bu şekilde e-ticarete başlamak istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yol çizebilirsiniz? Gibisinden bir soru sorulmuş. Arkadaşlar vergi mükellefi olmadan bir adet ürün dahi satılması normal şartlarda yasak. Yani kimi arkadaş yani az önce bir arkadaş sordu hatta. Vergi mükellefi olmadan belirli bir ürün satılabiliyormuş. Doğru mu diye sordu. Bu yanlış bir şey. Yani bir adet ürün de satsanız faturalı satacaksınız. Bir adet ürün de alsanız normal şartlarda faturalı şekilde almanız gerekiyor. Ama yeni başladığınız için şu an vergi mükellefi olmuş olsanız gitti gidiyor da ya da diğer e-ticaret sitelerinde belirli bir potansiyele gelemedikten sonra ya da işlem yapamayacaksanız vergi mükellefi olmanız sizin için ayrı bir masraf açacaktır. Ben bundan dolayı en azından diyorum birkaç tane ürünü gitti gidiyor üzerinden satışını yapabilirsiniz. Satışını yapın. Baktınız iş oluyor. Yani hoşunuza giden şekilde işlemler yapılıyor. Daha sonrasında da vergi mükellefi olursunuz. Vergi mükellefi olduktan sonra N11, Trendyol, hepsi burada, Amazon gibi yani diğer bütün e-ticaret platformlarına mağaza açma yetkiniz oluyor vergi mükellefi olmayla. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yeni vergi mükellefi olacak kişiler bir önceki videomu izlemediyse eğer onu izlemelerini tavsiye ederim ya da buradan da açıklamasını yapayım. Eğer eşiniz ablanız adına varsa yani bir bayan adına e-ticaret açabilirseniz yani vergi mükellefi olabilirseniz hepsi burada da çok güzel avantajlar var onun için. Tabi bu ilerleyen zamanda devlet destekli olarak bayanlara sunduğu desteklerden yine faydalanabilirsiniz. Sadece e-ticaret olarak düşünmeyin. Yok ben kendi adıma açayım sıkıntı olmasın derseniz de bir problem yok. Yani bu şekilde de kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi şirketiniz yok arkadaşlar. Ben blok not üzerine not almıştım. Özellikle bu işlemleri anlatmak için. Şirketiniz yok. E-ticarette satış yapacaksınız. İlk yapacağınız iş gitti gidiyor da mağaza açmak. Gitti gidiyor da mağaza açmayı zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Onu anlatmama gerek yok. Mağazayı açtığınız zaman gitti gidiyor üzerinde vergi numarası istenilen yere TC kimlik numaranızı yazın. Vergi dairesine de bulunduğunuz yerin vergi dairesi adını yazın. Yani atıyorum ben Tokat Niksar'da bulunuyorum. Tokat Niksar'daki vergi dairesi Niksar vergi dairesi olarak geçiyor. Tokat'taki Tokat vergi dairesi olarak geçiyor. Siz de bu şekilde bulunduğunuz yerin adıyla vergi dairesini yazabilirsiniz. Bu şekilde işlemi başlatabilirsiniz. Hesap numarasını da yapacaksınız tabii ki. Daha sonradan işlem mağazanız açıldıktan sonra ürünü yüklerseniz ürün satıldıktan sonra toptancıdan alıp müşteriye göndereceksiniz. Yani drop shipping işlemini yapacaksınız. Tabii bu arada diğer soran arkadaşlar toptancı sitelerden ürün almayı sormuşlar. Toptancı sitelerden arkadaşlar anlatmış olduğum tedarikçi firmalar var. Bu firmalardan kimisi yeni bu süreçte bayilik için ücret talep edenler var. Bayilik için ücret talep etmeyenler var ve vergi levhası zorunluluğu istemeyenler var. Bunlardan ürün alımını satımını yapabilirsiniz. Ha bunu geçtik. Hadi diyelim bu şekilde yapamadım. Yani oradan vergi levhası talep ettiler ya da bayilik için ilk başta ben ürün para vermek istemiyorum diyebilirsiniz. Bu gibi durumda da yapacağınız tek şey deneme amaçlı zaten yapıyorsunuz ilk etapta. Yani e-ticareti bakalım satış oluyor mu, kar elde ediyor muyuz, ben bu işi yapabiliyor muyum gibisinden düşünürseniz ürünü atıyorum N11'den alıp gitti gidiyor da satabilirsiniz. Hepsi buradan alıp gitti gidiyor da satabilirsiniz. Yani hepsi buradaya gireceksiniz arkadaşlar. Hepsi buradanın orada bulduğunuz bir ürünü şöyle göstereyim ben kısaca hemen. Bu yurt dışındaki drop shipping sisteminin kendisi arkadaşlar. Bu yönden de ön bilginiz olmuş olur. Yani atıyorum yurt dışında drop shipping yaptığınız zaman zaten AliExpress'ten ya da Alibaba'dan alıp Amazon'da satıyoruz ya da eBay'de satıyoruz. Bunların bir nevisi olarak geçiyor bunlar. Mesela şu ürüne girelim.
Buradan da ön bilgi sahibi olmuş olursunuz. Yurt dışındaki dropshipping sistemi bu şekilde. Orada ayrıca bir tedarikçi firmayla ilk etapta işlem yapmıyoruz. İstersek kendi ürünümüz varsa depo kiralıyoruz. Ürünlerimizi gönderiyoruz o depoya. Neyse konuyu açmayayım. Onu ilerleyen eğitimlerde anlatacağım. Bu ürünü baktık arkadaşlar. Gitti gidiyoruz da bakalım ne kadar. Büyük bir ihtimalle çok bir oynama olmaz. Ben sadece temsili olarak gönderdim. Bakın burada 24 lira. Komili 1 litresi 24 lira. Gitti gidiyor da 41 lira. Siz buradan bu ürünün aynısını kopyalayıp arkadaşlar gitti gidiyorun üzerine koyabilirsiniz. Gitti gidiyor da bu ürün satıldıktan sonra müşteri bilgilerini hepsi burada ya girerek müşteri bilgileriyle siparişi vereceksiniz. Sipariş kargoya verildikten sonra hepsi burada da size kargo takip kodu gelecek. O takip kodunu gitti gidiyordaki takip kodu oluştur kısmına yani ürünü satıldıktan sonra şuradan göstereyim ben. Yani bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Bu da sizin için ayrı bir alternatif olmuş oluyor. Şu kısımda kargo fatura bilgileri diyor. Kargo fatura bilgilerine tıkladığınız zaman orada kargo takip kodunu işle yazar. Ona yapacaksınız. Onu da zaten daha önceki eğitimlerde bahsetmiştim. Oradan da o şekilde yola çıkabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi basit bir şekilde arkadaşlar. Çok zorlanılmış bir durum değil. Sadece bir ürünle bu işlemi yapabiliriz. Yani bizim mağazamız ağzına kadar ürün dolmak zorunda değil. Önemli olan devamlı satılan ürünleri yapmak arkadaşlar. Bu gibi durumda da mesela diyor ki toptancı sitelerin fatura işlemleri diye sormuş. Toptancı sitelerin fatura işlemleri. Atıyorum ürünü bu şekilde sattınız. Yani hepsi buradan da almış olabilirsiniz. Ya da toptancıdan buradan ürünü alıp diğer sitede gitti gidiyordaki kendi mağazamızda satışını yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bu ürün şu anda kalan süre diyor. Günün fırsatı olarak giren bir ürün. Gerçekten uygun şekilde verilmiş bir ürün. Ben atıyorum bundan 3-4 tane kendi bütçeme göre alıp kenara koyabilirim. Siz de bunu yapabilirsiniz yani. Tabi her zaman böyle ürünler denk gelir mi? Ortalama yarı yarıya fiyat farkı var gördüğünüz gibi. Denk gelmeyebilir ama burada şöyle bir avantaj daha var. Onu da göstereyim, anlatayım yani. Daha önceden anlatmamıştım bunu. Hepsi burada da arkadaşlar, hepsi buradanın kendi mağazasında ürünler gerçekten çok uygun şekilde. Yani burada gördüğünüz gibi satıcı hepsi burada. Hepsi burada mağazasını bulun. Mağazanın diğer ürünleri olarak bakalım. Mesela şurada da gördüğünüz gibi diğer satıcı 37 liraya satıyor. Hepsi burada 24 liraya satıyor. Hepsi buradanın burada mağazanın diğer ürünlerine bakacağız. Buradan bir yerden tıklamak gerekiyordu ama hiç daha önceden tıkladığımızda normalde gelmiş olması gerekiyordu ama evet kampanyadan dolayı mağazayı göremedim herhalde ama normalde tıkladığımız zaman mağaza görünmesi gerekiyordu. Siz bunu bilirsiniz. Yani ben daha önce hiç böyle kendi mağazama tıkladığım zaman üzerine mağazanın bütün ürünleri geliyordu. Hepsi burada satıcı mağazasını bulabiliriz. Şu an kampanyalı ürünlerde bulunmuyor olabilir. Tam bir bilgim yok ondan. Yanlış bilgi vermeyeyim. Mesela bu ürüne bakalım arkadaşlar. Yine bu da hepsi burada üzerinde kendi satıcı ürün olan bir ürün. Gitti gidiyor da bakalım buna. Bu sistem dediğim gibi yurt dışında yapacağımız sistem arkadaşlar bizim. Buradan bir ön bilgi edinmiş olun. 10 adeti 16 lira 95 kuruşmuş burada. Gitti gidiyor da 22 liraya satılıyor. Yani bundan 4-5 lira bir şeyler kalır. 3-4 lira. Çünkü buradan büyük bir ihtimalle ücretli kargo olarak alacağız. Alıcı öder şeklinde. Bu kısma da alıcı öder şeklinde girdiğimiz zaman ücretsiz kargo demiş. Biz alıcı öder atıyorum buradan 16.95'e aldık. 20 lira falan alıcı öder desek 2-3 lira bir kar marjı kalabilir. Ama ücretsiz kargoyu daha çok talep ederler. Yani bu üründen çok bir kar kalmaz. Ya bunu araştırmak gerekiyor böyle tek tek. Kontrol edebilirsiniz. Yani ben bunu sadece size birer örnek olarak gösterdim. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Fatura işlemlerinde orada kalmıştık. Gitti gidiyordan atıyorum fatura işlemini aldınız ya da pardon
Toptancıdan ürün aldığınız zaman, tedarikçi firmadan ürün aldığınız zaman, tedarikçi firmadan ürün aldığınız zaman bu ürünler normalde tedarikçi firma takip kodunu, pardon, faturasını üzerine koyarak göndermez. Yani tedarikçi firmalar zaten kendilerinin tedarikçi olduklarını bildikleri için ve sizin bu ürünleri aldığınız zaman kendinize değil de müşteriye gönderdiğinizi bildikleri için fatura üzerine, paket üzerine faturayı eklemezler arkadaşlar. Ay sonu faturayı sizlere gönderirler. Kimi firma göndermeyen firmalar varmış. Pi ithalatı göndermiyor diyenler oldu. Pi ithalat bana gönderiyor faturalarımı. Herhangi bir problemle karşılaşmadım ben şimdiye kadar. Bu şekilde yani işlem yapabilirsiniz ama diyelim ki hepsi buradan ya da tedarikçi firmadan ürünü aldınız. Vergi mükellefi oldunuz. Faturayı nasıl göndereceksiniz müşteriye? Ben genelde müşteriye mail adresine ya da telefon numarasına gönderiyorum. Normalde tarayıcıdan geçirip tedarikçi firmanın ürün alırkenki ekle kısmından fatura ekle kısmıyla yükleme şansınız oluyor. Bunu yüklerseniz tedarikçi firma çıktısını alıyor, müşteriye paket üzerinde gönderiyor. Ama bu zaman aşımını, yani birkaç tane ürün sattığınız zaman bu işlemi yapabilirsiniz ama günlük işlem hacminiz çoğaldığı zaman artık bu kısım sizi sıkacaktır, yapamayacaksınız. Çünkü WhatsApp'tan fotoğrafını çekip müşteriye göndermek daha basit. Diğer türlü tarayıcıdan geçireceksiniz. Tarayıcıdan alıp tedarikçinin firmasına yükleyeceksiniz. İşlemi ondan sonra yapacaksınız. Ama normalde bizim şu anki yaptığımız işlem, ürün geldikten sonra hemen tedarikçi firmadan siparişini geçiyoruz. Daha sonrasında müşteriye WhatsApp üzerinden ve mail üzerinden faturasını istiyoruz. Eğer müşteri aslını isterse bu sefer artık o aradaki kargo tutarını göze almaksızın aslını farklı bir kargo ile bulunduğumuz yerden müşteriye gönderiyoruz. Tabi bu da eğer karşı taraf esnaf değilse, yani kurumsal bir firma değilse ya da resmi bir kurum değilse nadiren olan işler, genelde WhatsApp üzerinden ve mail üzerinden atılması yeterli oluyor. Diğer türlü arkadaşlar hepsi buradan alıp da gitti gidiyor da ürünü sattığınız zaman hepsi burada da bütün satıcılar faturayı göndermiyor. Yani bunu daha önceden alışveriş yaptıklarınız varsa oradan göreceksiniz. Faturasız şekilde gidenler olursa bundan yana şanslısınız. Ama faturasız giden olursa, pardon, faturalı giden olursa, atıyorum hepsi buradan kendi mağazasından ürünü alıp da gitti gidiyor da satarsanız hepsi burada bütün paketlerin içerisinde faturayı ekleyerek gönderiyor. Kimi zaman faturayı eklemiyor, mail adresinize e-fatura olarak gönderiyor. Bu yönden de yine şanslı oluyorsunuz. Müşteriye gitmemiş oluyor. Ha oldu ya, müşteri faturayı gördü. Müşteri faturayı gördüyse arkadaşlar bu tamamen sizin için şans işi. Müşteri iade de edebilir. O anki paketin durumuna göre, yani aciliyeti varsa aradaki 3'ü 5'i görmez. İade etmez paketi size geri. Paketi alır. Oldu ya, paket size geri iade oldu diyelim. Paket size geri olursa, iade olursa siz de bu paketi hepsi buradaki satış işlemlerinden geri iade edebilirsiniz. Kesinlikle elinizde kalmamış oluyor bu ürün. Normalde müşteriler e-ticaretten genelde acil şekilde işlemler yapanlar da var. Atıyorum aynı ürünü, yani mesela diyelim bir tane ürün satıyorsunuz, çay satıyorsunuz. Çayı 20 liraya aynı gün içerisinde kargolu koydunuz. Bunu müşteri talep ettiği zaman aynı gün içerisinde çıkarmanız gerekiyor. Yani aynı üründen bir adet de 5 gün sonra kargolanır diye 10 liraya koyun, 15 liraya koyun. Müşteri o 10-15 lirayı tercih etmez arkadaşlar. Acelesi olmayan kişiler tercih eder ama genelde aynı gün içerisinde kargolanacağı tercih ederler. Yani o kısımda fiyatına bakmazlar. Hepsi buradan gitti gidiyor ürün gönderdiğiniz zaman fiyat kısmına çok takılmaz müşteri. Arada nadiren faturalarla birebir haşır neşir olan kişiler olursa tabi onlar, ben ürünü atıyorum 10 liraya aldım, sizin gönderdiğiniz fatura 5 liralık, bu fark ne diye sorabilir. O gibi durumda da o bizim alış fiyatımız diyebilirsiniz ki zaten Trendyol, hepsi burada ve N11'de müşteriler çok olası bir durum olmadığı sürece sizinle telefonla iletişime geçemiyor ama gitti gidiyor da iletişime geçebiliyor. Böyle de bir avantajımız var arkadaşlar. Yani olabildiğince işlemi gösterdim arkadaşlar. Daha da takıldığınız noktalar, kısımlar olursa ayrıntılı sorabilirsiniz. Yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumdan da cevap veririm. Gerekirse farklı bir video daha çekerim. İlk baştaki
Şirketiniz olmadan çizmeniz gereken yol bu. Yani A firmasından alıp B firmasında satış yapabilirsiniz. Eğer tedarikçilere ilk etapta ben para ödemek istemiyorum derseniz. Tabi bu gibi durumlarda da ne yaparsınız? Cebinizde atıyorum bir bütçeniz var. Demek ki ürünü mesela şuradan geri diyelim. Ta geriye çıktı. Neyse. Demek ki yağı gördünüz arkadaşlar. Ben atıyorum bu yağdan mesela şu an videoyu kapattıktan sonra almayı düşünüyorum. Yani bu şekilde kendinize stok yapabilirsiniz. Atıyorum tedarikçi firmalara toplu şekilde bir para vermeden bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Tabi şu an tedarikçi firmalarda ücretli şekilde alınanlarda bizim avantajımız var. Nasıl bir avantajımız var derseniz, normalde ücretsiz olduğu zaman herkes o tedarikçi firmadan ürün alıp satımını yapabiliyor. Ama ücretli olduğu zaman atıyorum ücretsiz 1000 firma varsa oradan ürün alan şu an 100 tane firmaya düşmüştür. Bu da bizim için ayrı bir avantaj olarak geçebiliyor arkadaşlar. Tabi e-ticarette gezerken de e-ticaret yapmayı düşünüyorsanız e-ticarette gezerken ve normalde gezerken bunu daha önceki videolarımda ilk videolarımda da bahsetmiştim. Sürekli indirimli ürünler araştırın arkadaşlar. Araştırdığınız ürünleri gitti gidiyor da satabilir miyim? Sizin ilk etapta sattığınız mağaza olduğu için gitti gidiyor'a girin, kontrol edin arkadaşlar. Atıyorum gitti gidiyor'a girdik. Sokakta gezerken bir ürün bulduk ya da hepsi buradan bir ürün bulduk. Gitti gidiyor da ilk olarak bunu sorgulatın. Ben e-ticarete başladıktan sonra normal şekilde yüklü malzeme aldığım yerler vardı. Malzeme alırken her birini tek tek gitti gidiyor da sorguluyordum arkadaşlar. Sorgularken üründen gitti gidiyor da var mı? Kaça satılıyor? Kaç adet satılmış? Genelde bunu sorguluyordum. Gitti gidiyorum bu yönden güzel bir şey var. Kaç adet satıldığını da gösteriyor. Mesela şu üründen bahsedelim. Bu üründen 169 liraya satılıyor. Bundan atıyorum 90 liraya, 80 liraya sağda solda gezerken gördünüz. Yani kasayı o fiyata bulamazsınız da bayilik olmadığı sürece. Buldunuz diyelim. Burada daha önceden de bahsetmiştim. Yine de bahsetmek istiyorum. Kısa bir olarak atıyorum. Bu üründen baktınız. Gitti gidiyor da satılıyor mu? Satılıyor. Kaça satılıyor? 169'a. Tamam ben bunu 90 alır 169'a satarım. Bu üründen kar ederim. Ama daha önceden hiç satılmış mı diye kontrol ettiğimizde bakıyoruz. Şu kısma 388 adet satılmış. Yani bu üründen şu anda araştırıp firmadan bayilik alırsak 169 değil de 159 liraya satarsak emin olun satılacak bir ürün. Yani bunun bir araştırmasını yapacağım ben. Genelde böyle çok satılanlara takıntılı bir insanım. Takıntı yaparım. Niye böyle çok satılmış? Biz de satalım diye yapıyorum. Özellikle YouTube kanalını açtıktan sonra bu işlemlere daha çok düşmeye başladım. Çünkü artık sizler de varsınız. Sizler sayesinde atıyorum ben bu üründen 100 adet alsam, siz 100 kişi benden birer adet ürün satmış olsanız hem siz kar edeceksiniz hem ben kar edeceğim. Elimizdeki ürünü de direkt paraya çevirip farklı bir ürüne yatırabiliriz. Benim YouTube'da kanal açıp da bunları anlatmamdaki amaçlardan birisi de bu. Farklı bir amacımız daha var. O da ilerleyen dönemlerde anlatacağım. Yani hepimizin birden oturduğumuz yerden kar elde edeceğimiz bir durum var arkadaşlar. Onunla da yine ilerleyen zamanlarda biraz daha haşır neşir olduktan sonra anlatacağım. Yani güzel bir ticaret olacak. Şu an temellerini attım. Ticareti devam ettirebilmek için işlemleri yapıyorum. Sonrasında gerekirse o kısımdan hisseler vereceğim. Hisseler bazında işlem yapacaksınız. Yani onun detayını farklı bir videoyla, tek bir videoyla anlatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine çok zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. E-ticarete yeni başlayanların bu soruları inşallah bir daha sormadan işlem yapmalarını temenni ediyorum. En azından zaman kaybı olmamış olur. Görüşmek üzere. Hayırlı satışlar, bol kazançlar diliyorum sizlere.